Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ucuz tarifler çekmeye karar verdim. Elimde şöyle sembolik bir 5 TL var ya. İçeri gireceğiz, hem öğrencilere hitap eden hem de böyle inanılmaz lezzetli bir tarif yapacağız. Bir o kadar da ucuz olacak. Ürün başı ne kadar gelecek onu hesaplayacağız. Hemen ne yapıyoruz, hızlıca içeri girelim, artık alışverişimizi yapalım. Böyle bir paket yufka ekmeği alıyorum. Bunun fiyatı 10.9 TL. 2 adet limon alıyorum, 4.95. Arkadaşlar yeşilliği buradan almayacağım. Hemen yan tarafta manavdan alacağım. Daha karlı olacaktır. Buradan bu alışverişlerimi yaptım. Ekmek ve limon aldım. Hemen kasaya geçip ödeme yapıp hemen manava geçeyim. Yaptım. Alışveriş 12 TL tuttu arkadaşlar. Dediğim gibi ne yapıyorum? Hemen manava gidelim. Böyle soğan alıyorum. Yeşil soğan. Bunun fiyatı bu şekilde 6.5 TL. Böyle bir adet de maydanoz alıyorum. Bunun da fiyatı 1.5 TL. Domates alıyorum. Domatesin kilosu da 10 TL'ymiş. Bunu da poşetleyelim. Yeşil biber de alıyorum. Bunun da kilosu 25 TL'ymiş. Bana bu kadar yeterli olacak. Böyle yumurtanın adet fiyatı arkadaşlar 1.5 TL. Ben bundan 12 adet alacağım. Çünkü 6 tane ekmeğim var. Yarıya böleceğim. Çünkü ekmek de büyük. Bundan dediğim gibi 12 adet alıyorum. Evet arkadaşlar, bunlar toplam 25.75 TL tuttu. Yalnız burada kırmızı biber yokmuş. Onu da köşeden alacağız. Böyle 3 farklı yerden hemen gidelim. Kırmızı kapya biber alıyorum. Bunun kilosu 22.5 TL. 3 tane yeterli olur. Tabii naneyi de unutmayalım. Bunun fiyatı 2 liraymış. Bunu da alalım, artık kasaya geçebiliriz. Evet, alışverişimizi yaptık. 7.76 tuttu burası da. Toplamda ne kadar yapıyor? Şimdi hemen hesaplayacağız. Toplamda 45.5 TL arkadaşlar. 12 tane dürüm çıkaracağım için 12'ye böldüğümüz zaman her bir dürüm 3.75 TL yapıyor. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen eve geçiyorum. Artık tarifin yapılışına başlayabiliriz. Tüm alışverişi yaptım, fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyoruz. Başta yumurtaları haşlamakla başlıyoruz işe. Ocağın altını yakıyor. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 12 adet yumurtamdan ekliyorum. Yumurtaların suyunu ihmal etmiyorum. Suyunu geçti. Seviyesini geçene kadar suyunu da ekledim. Ve başta kaynamalarını bekliyoruz. Yumurtalar olana kadar biz de biberleri közlemeye geçiyoruz. Ocağın altını yakıyorum. Közmatiği ocağa ekliyorum. 3 adet kapya biber. Yanına arkadaşı 8-10 adet yeşil biber. Yaptığımız dürüme o köz tadının iyice geçmesini istiyoruz. Arka lonunu pişireceğiz bunları. Hemen yumurtaları bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yumurtamız kaynamaya başladı. Ve 8 dakika tutuyorum. 8 dakika boyunca pişireceğim. Daha sonra dışarı çıkaracağım bunları. Bu arada görüyorsunuz arkadaşlar, yeşil biberleri böyle üst üste koydum, pişenleri kenara alıyorum. Kırmızı biberlerim de pişti. Ne yapacağım arkadaşlar? Artık bunları da kenara alıyorum. Evet, yumurtalar 8 dakika boyunca pişti. Hemen altını kapatıp suyunu süzüyorum. Şimdi yumurtaları ne yapacağız? Burada bir soyalım arkadaşlar. Şöyle yumurtayı zemine vurduruyorsun, bir şaşırtıyorsun onu. Ardından ne yapıyorsun? Onu soyup soğana çeviriyorsun. Şöyle kabuğundan sıyırıyorsun onu. Tüm kabuğunu çıkardım onun ve yumurtaların hepsini bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar, yumurtaların kabuğunu çıkardım. Bunu kenara alırken artık biberlerimle ilgilenmeye geçebilirim. Şöyle biberlerin de pijamasını elinizle çekiştire çekiştire çıkarıyorsunuz. Biberlerin pijamasını ayıkladım. Şimdi de o sap kısımlarından kurtuluyoruz. Hemen ardından böyle uzun ince keseceğiz bunları. Tabii sen ne yaparsın? Yan yan da kesebilirsin. Tamamen sana kalmış. Ben bu şekilde kesmeyi tercih ediyorum. Tüm kırmızı ve yeşil biberleri uzun uzun keseceğim böyle. Evet, biberlerim de hazır. Şimdi sebzeleri doğramaya geçiyorum. Başta bir demet maydanozum var. Bunları biraz ufalayacağım. Çok inceltmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle gelişi güzel doğruyorum bunları. Maydanozlarım tamam. Bunu kenara alırken naneyi getireceğim şimdi de. Nanelerin sadece yaprak kısımlarından kullanmak istiyorum. Sapını kullanmayacağım. Tabii tercih meselesi. Sana kalmış. Yapraklarını şöyle elimle ayıklıyorum. Taneleri de yapraklarından ayırdım. Şunu şöyle yine bir karıştırma kabına alıp kenara alacağım. Evet, soğanlarımızı görüyorsunuz. Çok fazla almışız. Aslında bu biraz fazla ama yapacak bir şey yok. Boldan boldan ekleriz. Olmadı sonra tüketiriz. Şöyle tutuyorum. Bunları ince ince doğramak gerekiyor arkadaşlar. Tüm soğanları ince ince doğruyorum. Soğanlar da azdı. Dediğim gibi boldan boldan soğan oldu. Şunları tepsinin kenarına aktarıyorum. Hatta tüm malzemeleri tepsiye aktarayım. Rahat bir şekilde çalışabilmek için yapacağım bunu. Şimdi de şöyle domateslerim var. Bir tanesini alayım. Bunu ne yapacağız? Yan yan keseceğiz. Başta ikiye bölüyorsun. Ardından çeviriyorsun ve ince ince doğruyorsun. Domates eklemek istemezsen eklemeyebilirsin. Bade de buradaymış. Böyle hepsini ince ince kesmeye devam ediyorum. Domatesler de tamam. Bunu da tepsiye aktarıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tüm malzemelerimiz hazır. Limonlarımı da kestim, ortaya attım ve ne yapıyoruz artık? Ekmeğimizi getirip ekmek arası yapabiliriz. Şöyle yufkayı açtık arkadaşlar. Şöyle bir tanesini önce göstereyim size. Bir tanesini çıkardım. Şöyle zemine aktarıyorum. Mis gibi incecik. Bunları ikiye bölmek istiyorum. Çok büyük olduğu için. Ya da katlayıp tek seferde de yapabilirsin. Tabi bu sana kalmış. Ben bunları ikiye böleceğim. Hepsini ikiye bölüp bu şekilde değerlendireceğim. Bir tanesini başta göstereyim önde. Şöyle yumurtayı arasına aldım. İstediğin gibi doğrayabilirsin. Ben şöyle dörde böleceğim. Bu kadar yeterli. Dürüm yapacağım yere yakın şekilde dizersem malzemeleri daha rahat olacaktır. Dördünü dizdim. Hatta bunları şöyle yan çevirin.
verirsin. Evet, bu şekilde kalması idealdir benim için. Ardından bir parça soğan alıyorum. Arasına gezdiriyorum şöyle. Malzeme sana kalmış. İster az ekle, ister fazla ekle. Hemen ardından domateslerini gezdiriyorum. Bundan çok eklemeyeceğim. Böyle birer silme olacak şekilde yeterli. Hemen akabinde biberlerimi gezdiriyorum şöyle. Oo, muazzam olacak ya. İnsan heyecanlanıyor. Tabii yeşil biber kenarda kıskanırken daha fazla bekletmeden hemen yeşil biberi de alalım ona. 2-3 parça nane, biraz maydanoz. Buna limon çok yakışacaktır. Çok az limon gezintisi. Tuzsuz olur mu? Kesinlikle hayır. Tuz ekliyorum. Ve istediğim baharatı ekle. Kimyonu yumurtaya çok yakıştırırım ben. Biraz pul biber, toz biber. Çok az da karabiber esintisi. Ve bunu ne yaparsın en son? Şöyle tutarsın, kendine doğru çekersin ve dürümünü yaparsın. Ve son halini gösteriyorum. Son hali bu. Bunu ufak da bir işlem uygulayabilirsin. Üzerine toz biber yağ karışımından gezdirirsin. Çok az da maydanoz serpiştirirsin. Onu da yapacağım ben. Hatta onu da göstereyim dediğim gibi. Şöyle tutuyorum. Biraz batırıyorum. Üzerine şöyle bir gezdirirsin. Bu tamamen sana kalmış. Ben bu dokunuşu her zaman sevmişimdir. Hem sunum açısından çok güzel olacaktır. Hem de lezzetine de lezzet katacaktır burada. Yine bitmiyor tabii. Kenarda böyle ufak parçalara ayırdım. Maydanoz parçacıklarını da gezdiriyorsun. Ve efsane bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi güzelliğine bak. Dürüm oldu 500 lira. Hepsini bunlar gibi yapacağım. Hatta açayım göstereyim size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tüm ekmekleri dizdim bu sefer. Malzemelerim de kenarda. Hepsini böyle yavaş yavaş ekleyeceğim. Buradan başlayalım. Şöyle tutuyorum. Hepsini dörde bölüyorum. Aynen bu şekilde. Ve ne yaparsın? Şöyle bir dizersin. Hepsini doğradım. Şimdi her birine biraz biraz başta maydanoz gezintisi. Böyle 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 daha güzel olacaktır. Daha net görüyorsunuz arkadaşlar. Durmuyorum. Hepsine maydanoz başta. Maydanozdan sonra 2-3 parça nane yaprakçıkları. Yine hepsine diziyorum gelişi güzel. Maydanoz bu arada tam yetti diyebiliriz aslında. Naneden fazla var. Şöyle yaprakları şöyle gezdiriyorum hepsine. Şimdi domateslerde sıra. Domatesler çok boldan olduğu için tabii dediğim gibi domates kimisi yakıştırmayabilir sulandırdığı için. Ben de böyle dediğim gibi çok fazla eklemeden yine her birine gelecek şekilde üzerlerine aktarıyorum. İstersen boldan boldan ekle. Verdiğim fiyata göre domatesin artacaktır bile. Burada tabii sen kendi isteğine göre farklı malzemeler de ekleyebilirsin. Ne gibi mesela? Turp da ekleyebilirsin. Yakıştırıyorsan turbunu da eklersin. Lezzetine yine lezzet katacaktır. Ben çok fazla böyle malzeme azalığı yapmak istemedim. Bunlar bile fazla gelecektir belki birçok kişiye. Şimdi de yeşil soğan dokunuşu şöyle. Yine yeşil soğan. En fazla yeşil soğan varmış bu arada. Bunun içerisine hatta şöyle bir malzeme de ekleyebilirsin. Ne mesela? Peynir ekleyebilirsiniz. Patates ekleyebilirsiniz. Bence onlar bile yakışabilir. Hatta ben topluluk kısmında da sormuştum ne ekleyeyim diye. Topluluk kısmına bakabilirsiniz. En fazla seçilen malzemeleri eklemeye çalıştım. Sıra biberde. Başta bir parça yeşil biber, bir parça kırmızı biber. Hepsine bir parça yeşil biber, bir parça kırmızı biber olacak şekilde hepsini aktarıyorum yine. Malzemeler tamam. Şimdi de limon. Limonu şöyle boylu boyunca ne yaparsın? Sıkarsın üzerlerine. Önce bir taraftan girdim. Şimdi de diğer taraftan limonunu sıkıyorum. Şöyle. Oh, sulu sulu mis gibi de koktu arkadaşlar buralar. Şimdi de tuzda sıra. Tuzu da kontrollü bir şekilde üzerlerinden yine silme olacak şekilde geçiyorum. Şimdi de pul biber. Şöyle boylu boyunca. Hep böyle istemişim. Böyle kebapçılarda olur ya böyle boylu boyunca ketçabı, mayonezi de gezdirirler. Baharatını da gezdirirler. Ben de aynısını yapıyorum. Şimdi de toz biber de sıra. Aynı şekilde toz biberi de gezdirdim. Karabiber esintisi. Çok az da kimyon dokunuşu. Hepsine yine geldi. Eklemediğimiz bir şey kalmadı. Her şey tamam. Böyle bir tanesini göstereyim. Kendine doğru çekiyorsun ve aynı şekilde şöyle katlıyorsun ve hepsini bunlar gibi yapıyorsun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsini üst üste dizdim. Çok da güzel gözüküyorlar. Çok güzel de bir sunum yaptığımı düşünüyorum. Yanında şöyle ufak minik tatlış mı tatlış turşuları. Arkasında hemen atom bombası ve yanına ufak bir içecek alacağım. Şöyle ev yoğurduyla bir ayran çalkaladım arkadaşlar kavanozda. Bunu şöyle bir açıyorum ve beni kenarda bekleyen buzluğa atmış olduğum bir bardağım var. İçerisine ayranımdan ekliyorum. Oo, mis gibi gidecektir yanında. Ne bakın, muazzam gözükmüyor mu ya? Gerçekten dört dörtlük oldu. Bade de yanımda beni bekliyor. Evet şimdi Bade'ye dönüyoruz. Bade söyleyecekmiş bir şeyler. En sevdiğim zamanı geldim. Tadım yapacağım. Bakın nasıl olmuş. En sevdiğim babam yaptı. Tamam, hemen yemeğe geçelim. Bay bay yap bir de. Ve o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle tutuyorum. Benden de gelsin. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Bir yanda acıyla çok güzel olduğunu düşünüyorum.
Çok güzel olmuş ya. Ya gerçekten çok uygun fiyata inanılmaz lezzetli bir dürüm diyebilirim size buna. O yeşillikler, özellikle soğan, yumurta ile birleşince gerçekten inanılmaz bir lezzet olur. Bunu kahvaltıda yersin, öğle yemeğinde yersin, akşam yemeğinde yersin, her türlü yersin. Bunun yanında çay da içebilirsin. Yani her şeyi uyum sağlayabilen bir dürüm diyebiliriz, lezzet diyebiliriz buna. Seni gerçekten tatmin edeceğine eminim. O yüzeyine yaptığımız sos dokunuşu da çok yakışıyor. Bence o dokunuşu da yapın derim. Bundan böyle 3 tane de yersin, 4 tane de yersin. Otursun 4 kişi, 5 kişi rahat bir şekilde yiyip emin olun doyarsın da. Hem öğrencilere hem de herkese hitap edebilecek inanılmaz lezzetli bir yemek diyebilirim. Arkadaşlar ben bunları yemeye devam ediyorum. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.